Evet arkadaşlar 17. sorumuz bir kısmı integral sorusu ve dikkat ediyoruz. Kısmı integralde dikkat edeceğimiz husus burada üstel fonksiyonlarda üstünün türevini alıyorsunuz. Burayı vermiyorsa kısmı integralle giderseniz sizin için daha iyi olur. Yani şurada şöyle bir ifademiz var. 0 alt sınır 1 üst sınır vermiş. Buradan hemen şöyle düşünelim. x çarpı e üzeri x çarpı dx. Şuraya u deyin. Şuraya da dv formülüyle giderseniz, kısım kısım incelersiniz, sizin için daha iyi olur. Yani şuradan bizim bir formülümüz neydi? U çarpı dv. Dikkat edelim. Eşittir. Burası u çarpı v eksi integral. Ne demiştik? Burası v çarpı du ile gidiyorduk. O zaman bize lazım olanlar kimlerdir? Hemen yazalım. Birincisi, buradan dikkat edelim. X lazım mı bize? X eşittir u dedik. O zaman Buradan da x'i bulabilmemiz için hatta şunu silelim şu tarafa yazalım. Şunu silelim. Şöyle geniş geniş yazalım. Görün bunu. Şimdi dikkat ediyoruz. Burası arkadaşlar x'e eşittir u dedik. O zaman ise x'in türevi dx olarak gösteriyorsunuz. u'nun türevi burası du. Eşittir. Birbirine eşit. Burası e üzeri x çarpı dx eşittir. Dv dedik arkadaşlar. Buradan ise v'ye ulaşabilmeniz için şurada dx dv'ler türevdir dedik. E üzeri x eşittir v olarak nitelendirebilirsiniz. Ve getir bu bilgileri yerine yazıyorsunuz. Şuradan dikkat edin zaten bu bize sorulan soru. E, x çarpı e üzeri x dx'i bize sorulmuştu. Hemen formülümüzde u gördüğümüz yere ne yazacağız? Hemen dikkat ederseniz x. Devam edelim. V gördüğümüz yere e üzeri x yazacağız. Eksi. Buradan integral diyoruz tekrar. V yerine e üzeri x. Du yerine dx yazdığımızda formülümüzü oluşturmuş oluyoruz. Ve buradan da dikkat edersek arkadaşlar bu integral bittikten sonra diyor. Şurası sıfır. Bir aralığını bırakmayı unutma. Çünkü daha integralimiz bitmedi. En sondaki işlemimiz dikkat edelim. Şuradan devam ediyorum x çarpı e üzeri x bellidir. Buradan da e üzeri x'in integralı kendisidir. Yerine bu şekilde çıktıktan sonra 0 ile 1 arasındaki buradaki değerini bulmaya çalışıyoruz. Ve devam edelim. x çarpı e üzeri x'i bulduk. Eksi e üzeri x burası alt sınır 0 üst sınır 1. Yerine yazıyoruz. İlk önce 1'i yazalım. 1 çarpı e üzeri 1 eksi e üzeri 1 şöyle parantezli yapıyorsunuz eksi sonra alt sınırı yazıyorsunuz 0 çarpı e üzeri 0 eksi e üzeri 0 burası dikkat ederseniz arkadaşlar şurası e eksi e ettiğini görüyorsunuz burası da 0 ettiğini görüyorsunuz 0 eksi bir sayının sıfırıncı kuvveti 1 olduğunu biliyoruz burası e'den e çıktı 0 şurası 0'dan 1 çıktı eksi 1 olduğunu görüyoruz. Burası da eksi ile eksinin çarpımı artı 1 ettiğini ve işlemin sonucu 1 ettiğini görüyoruz. Demek ki cevabımız işlemin sonucu ne olacak arkadaşlar? 1 olacak dikkat ediyoruz. Hemen şıklardan biri bulmamız lazım. Cevabımız burada E şık. Devam ediyoruz. Diğer bir sorumuz bakalım. E, ee, fx fonksiyonu 18. sorumuz. fx fonksiyonu x kare artı 4x artı 3 fonksiyonu ile x ekseni arasında kalan bölgenin kalan bölgenin alanı kaç birim karedir? Bu tür sorularda ilk önce şuradan arkadaşlar x kare ile artı 2 tane x artı 3'ü sıfıra eşitleyip x'in x, x eksenini kesecek noktaları tespit ediyoruz. Şurası dikkat edelim. Fonksiyonumuz x kare artı 4x'i düzelttik. Burası artı 3 arkadaşlar. Çarpanlara ayırıyoruz bunları. Şurayı artı 3'ü verecek ifade nedir? Artı 3 ile artı 1 ve toplamları burada 4'ü verecek. Verdi. O zaman x, x de x kareyi verecek. Bunları yanaştırıyoruz böyle. Hemen x artı 3 ile burası çarpı x artı 1 eşittir 0 düşünüyorsunuz. Burayı 0 yapacak değerler. Hem burayı sıfır yapacak değer hem de burayı sıfır yapacak değerler ayırıyoruz. Birisinde eksi 3 birisinde eksi 1 ettiğini görüyoruz. Buradan da integralımızı alınırken arkadaşlar küçük değerimiz alt sınır oluyor. Büyük değerimiz üst sınır oluyor. Buradan da fonksiyonumuz x kare artı 4x artı 3 verdiği için arkadaşlar hemen dx ile integralı almış oluyoruz. Buradan gerisi artık integral alacağız arkadaşlar. Integral alalım. Burası dikkat edelim. X karenin 1 e ekliyoruz, 3 paydaya bölüyoruz. Artı 4 tane x kare, x kare bölü 2 artı 3 tane x. Burası bizim için hemen alt sınırımız eksi 3 üst sınırımız eksi 1. Düzenlemesini yapalım. Burası x küp bölü 3 artı 4'ü 2'ye böldüğümüzde 2 tane x kare artı 3 tane x ve alt sınırımız eksi 3, sınırımız eksi 1 olacak. Bu değerler arasında alanı bulmuş olacağız. Evet, burada sayfamıza geçiyoruz arkadaşlar. En son dikkat edelim, ne bulduk? X küp bölü 3 artı 2x kare artı 3x. Dikkat edelim x küp artı 2 tane x kare artı 3 x burası bölü 3'ümüz var dikkat ediyoruz. Burası eksi 3 ile eksi 1 arasındaki sınırları arıyoruz. Yani alan dediğimiz olay bu. Yani burada eşittir diyelim alan a çıkıyorsa mutlak değeri bizim için alandır. Yani çıkan sonucu mutlak değer içinde düşünüyoruz. Pozitif olarak okumayı unutmuyoruz. Yazıyoruz yerine eksi 1'in küpü eksi 1 bölü 3. Eksi 1'in karesi artı 1'dir. Yerine yazdığımda artı 2. Eksi 1 ile artı 3'ü çarptığımda eksi 3'tür. Eksi buradan yerine yazdığımda eksi 3'ün küpü eksi 27'dir arkadaşlar. Yerine bölü 3'ümüz var. Artı Eksi 3'ün karesi artı 9'dur. 2 ile çarptığımda 18'dir. Eksi 3 ile artı 3'ün çarpımı burası eksi. Hemen 9 ettiğini görüyoruz. Buna dikkat edelim. Ve buradan da işlemi sonuçlandıralım. Dikkat edersek burası eksi 1 bölü 3. Burası topladığımda eksi 1. Eksi şurası eksi 27 artı 3'e böldüğümde eksi 9 artı 18 artı 9. Dikkat edelim. Ş şu ikisinin toplamı dikkat edelim. Eksi 18 artı 18 birbirini sıfırladığı için direkt ikinci işleme sıfır yazabilirsiniz. Şuradan da paydası 1'dir. 3 ile çarptığımda arkadaşlar genişlettiğimde bunu da 1 ile. Yukarısı eksi 4 bölü 3 edeceğini görüyoruz. Yani işlem olarak cevabımız eksi 4 bölü 3 çıkacaktır. Ama biz mutlak değerlisini alacağız. Cevabımız 4 bölü 3 olacak. Şıklardan bakalım. 4 bölü 3'e uğraşıyoruz. Hemen 5 yıkında cevabımız var. Dikkat ediyoruz. Diğer sorularımıza geçiyoruz. Devam ediyoruz. Bakalım diğer sorumuz neymiş? Bir malın marjinal maliyet fonksiyonu verilmiş. Bir malın marjinal maliyet fonksiyonu. fx 6x artı 20. Ve sabit maliyeti 13 birimdir. Yani sabit maliyet integral sabiti olarak düşünebilirsiniz. Ytl olduğuna göre 3 birim. Malın maliyeti kaç birim yeterlidir Buna dikkat ediyoruz. dediği şu, hemen dikkatle integralimizi alıyoruz arkadaşlar. Yani 3 birim mal maliyeti belli aslında 0 ile 3 arasında dengeleri kurabiliriz. İlk önce biz buradan 6x artı 20'nin integralini alacağız arkadaşlar. Önce bir integralimizi alalım. Ne çıkıyor burada? Hemen integralı aldığımızda dikkat edelim burası. 6 çarpı x kare bölü 2 hemen x'in integralını artık. Artı 20x burası arkadaşlar bir de sabit maliyetimiz belli. Sabit maliyet dediği integral sabiti c'dir. ya da 13'tür direkt diyebilirsiniz. Sabit maliyetimiz c olduğunu görüyoruz arkadaşlar. C'de 13 olduğunu görüyoruz. Burada da 3 birimlik maliyeti istemiş bizde. Yani buraya diyelim g x desek arkadaşlar g değerinin üçüncü değerini istemiş getirip yerine yazıyoruz. Buradan hemen zaten yerine yazarsanız arkadaşlar burası 3 tane x kare olduğunu görüyorsunuz. 3 çarpı burası 3'ün karesi artı 20 çarpı 3 artı burası 13. Ve buradan g 3 yazıyoruz devam ediyoruz. Burası 3 kere 3 9 27 3 kere 20 burası 60 ediyor. Artı 13. Ve dikkat edersek hepsini toplasak G3'ün değeri arkadaşlar 13, 27 daha 40 60 daha hemen 100 ettiğini görüyoruz. Şıklardan yüz değerini bulacağız. Hemen cevabımız B şıkkında gözüküyor. Diğer bir sorumuz bakalım. neyi istemiş bizde? 20. soru. İntegral'ın hesaplanmasında integralın hesaplanmasında en uygun değişken değişikliği aşağıdakilerden hangisidir? Köklü ifadelerde uyarmıştık ve uyarı olarak size yazmıştık. Eğer arkadaşlar kare kökleri varsa burası u ise en uygun değişken değişikliği kökten kurtarabilmek için kök içerisi olarak düşünmüştük. Burası hemen dikkat edelim. Kökü kaldırınca her iki tarafın karesini almış oluyorsunuz. İşlemimizin sonucu bu. En uygun değişken değişikliği x eşittir u kareyi arayacağız. Bakalım x eşittir u kare hemen D şıkkında vardır. Köklü ifadelerde dikkat ediyorsunuz. Diğer bir sorumuz işlemimizin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? İlk önce arkadaşlar buradan hemen şu bir hatırlatmada bulunacağım size. A küp eksi B küp çarpanlara ayırmada hatırlayalım. Bunlar arkadaşlar çarpanlara ayrılmış hali A eksi B çarpı birincinin karesi. Şurası ikisinin çarpımının ters işaretlisi çarpı ikincinin karesi. Bunu bileceksiniz. Bildikten sonra işimiz kolaylaşıyor. O zaman tekrar yazıyoruz. Burası sıfırla bir arasında. Dikkat edelim arkadaşlar. Şunu şu şekilde yazabilirsiniz. x küp 125. 5'in küpüdür. x burası eksi 5 olduğunu görüyoruz. Buradan dx demiş. Hemen buradan tekrar sıfırla bir arasında yazdığımızda şuraya dikkat edelim. x eksi 5'in burası hemen birincinin karesi çarpımları artı 5x'tir ve karesi artı 25'tir yukarıdaki formüle göre ve x eksi 5 ve dx. Buradan bu gittikten sonra arkadaşlar geriye elimde kalan 0 ile 1 arasındaki integral değeri x kare artı 5 tane 5 tane x artı 25 ve bunun integralini alıyoruz alalım hemen integrali alırken x'in üzerine 1 ekle 3 bölü 2 her terimi ayrı ayrı alıyoruz burada 1 var. 5'i aynen yazıyoruz. x kare bölü 2. Hemen dikkat ediyoruz. Bunun yanına da bir x yazıyoruz. Sabit sayıların yanına x yazıyoruz. Hemen zaten sıfıra bir sınırı verilmiş bana. Alt sınır sıfır olduğu için her çarpanı burası bölü 3'tür. Her çarpanda x olduğu için alt sınırdaki sıfırı yazmanıza gerek yok. Direkt x gördüğünüz yere 1 yazın. Birin bütün çarpanları da 1 olduğu için o zaman birin küpü 1. Bölü 3 artı 5 çarpı 1'in karesi 1 bölü 2'si var. Artı 25 çarpı 1, 25. Burası hemen şuradan devam edelim. 1 bölü 3 artı 1 bölü 2 artı artık 25 bölü 1 olarak düşünebilirsiniz. Bunu 6 ile bunu 3 ile ortak paydayı birleştiriyorsunuz 2 ile. Hepsine dikkat edelim arkadaşlar. Ortak paydamız burası 6 olacak. 2 kere 1 2. 3 kere 1 3 Buradan da 6 kere 25 hemen 150 ettiğini görüyoruz. Toplasak arkadaşlar 150 Burada 5 var ya. Dur. Şu 5'i unuttuk arkadaşlar. Şurada 5 var. 5 kere 2, 3 kere 5 burası 15 olacak arkadaşlar. Bunu düzelttik. 15 olacak. 150, 165, 167 paydamız burada 6'dır. Demek ki cevabımız 167 bölü 6 olacak. Hemen dikkat ediyoruz. A şıkkında cevabımız var. Devam ediyoruz sorularımıza. İntegralinde, integrali hesaplamak için en uygun değişken değişikliği nedir? Paydalı ifadelerde hatırlayalım arkadaşlar rasyonelli kesirlerimizde demiştik ki paydasına u diyoruz bunu unutmuyoruz. Paydası u'dur. Bakalım öyle bir şey varsa hiç uğraşmıyoruz. Üzeri 4 dediği için hemen e şıkkında gözüküyor cevap.